Bu videoda kar yüzdesini nasıl hesaplayacağımızı göreceğiz. Örnek bir soruyla hemen başlayalım ne dersiniz? Diyelim ki 10 liraya bir şey satın aldınız. Evet, sonra onu 12 liraya sattınız. Sorulacak ilk soru şu: Kârı hesaplayabilir misiniz? Bir diğer soru da şu. Kâr yüzdesini hesaplayabilir misiniz? Yüzdeyi göstermek için bildiğimiz yüzde işaretini kullanacağım. Bizden istenen bu iki şeyi bulmaya çalışalım. Sizden ricam videoyu durdurup bunları önce tek başınıza bulmayı denemeniz, sonra da birlikte bulacağımız yanıtlarla karşılaştırın. İlk sorunun yanıtını bulmak çok kolay. 10 liraya satın aldıysam bunu şöyle de ifade edebilirim. Maliyet fiyatı 10 liraya eşittir. Sonra da 12 liraya satmışım. Bunu da şöyle ifade ederim. Satış fiyatı 12 lira. Kar bu ikisinin farkıdır değil mi? Bunu biliyoruz. O halde kar eşittir. 12 eksi 10 yani 2 liradır. Sıra geldi daha ilginç olan ikinci soruya. Kar yüzdesi nedir? Bu soruyu çözmeye geçmeden önce yüzde konusundaki bilgilerimizi hızlıca bir gözden geçirelim. Yüzde Evet, yüzde kelimesinin içinde yer alan yüz kelimesine özellikle dikkat ediyoruz. Yüzdenin kısaca tanımı, her yüz birimdeki miktar olarak yapılabilir. Yüzdenin içindeki yüz kelimesine dikkat etmenizi az önce söylemiştim. Buna da değindikten sonra şimdiye kadar yazdıklarımı yukarı kaydırabiliriz artık. Yüzde her yüz birimdeki miktar, evet. Yüzdeyi şöyle de tanımlayabiliriz. Yüzde paydası yüz olan bir kesrin, payıdır. Matematiksel bir olguyu kelimelere dökünce kulağa karmaşık geliyor. Öyle değil mi? Evet farkındayım bunun ama bu cümlenin matematiksel ifadesi çok basit. Paydasında 100 olan bir kesir herhangi bir sayı bölü 100. Bu sayı diyelim ki 30 olsun. O halde 30 bölü 100 demek aslında 30 demektir. Bu iki ifade birbirine eşittir. 30 bölü 100 yüzde 30'a eşit. Aynı şeyi iki farklı yolla göster dermiş olduk sadece. Bu anlattıklarımı muhtemelen biliyordunuz ama bilgilerimizi tazelemek ve kar yüzdesi konusunu daha çabuk kavramak adına yine de anlattım. Diyelim ki kesrimiz 15 bölü 100 olsun. O halde bu yüzde. 15 demektir değil mi? Pay 100'den büyük de olabilir illa da küçük olmak zorunda değil. Örneğin 120 bölü 100 olabilir. Peki bu neye eşittir? Bu da %120'ye eşittir. Şimdi ilk baştaki sorumuza dönelim. Bize herhangi bir şeyin yüzdesi sorulmamıştı. Kâr yüzdesi sorulmuştu. Gelin bunu yeni bir sayfada inceleyelim. Ee, yanıtını aradığımız soru şu çağır yüzdesi değil mi? Matematiksel gösterimi bir de kelimelerle yazalım. Her yüz birimlik maliyetten elde edilen kar. Bu matematiksel ifadenin anlamı işte budur. Kar yüzdesini hesaplar mısınız dendiğinde hemen yazmaya başlarız. Maliyet fiyatı 10 liraydı. Satış fiyatı da 12 lira. Kar yüzdesi bize her bir 100 liralık maliyet fiyatına karşılık kaç lira kar edildiğini gösterir. Bu konuyu örnek üzerinden ilerleyerek daha anlaşılır hale getirmek istiyorum. Maliyet fiyatımız neydi? 10 lira. Ne kadar kar ettik? 2 lira. Bize sorulan ne? Maliyet fiyatımız 100 lira olsaydı karımız ne olurdu? Maliyet fiyatı ibaresini yanına yazayım. 10 liraya aldık ve 2 lira kar ettik. 2'nin yanına da kar yazayım. Peki maliyet fiyatımız 100 lira olsaydı bu durumda karımız ne olurdu? Bu sayıyı hesapladığımızda kar yüzdesini de hesaplamış olacağız. Bu sayıyı hesaplamanın pek çok yolu var. Aklıma hemen gelen ilk yol şu. Bana 10 lira verirseniz 2 lira kar ederim. Peki 100 lira verirseniz kaç lira kar ederim? Bu aslında şununla birebir aynı şeydir. Onumuz 2 lira ederse yüzümüz kaç lira eder? Bunun gibi pek çok soru çözdük. Hemen şöyle düşünürüm. Pekala 100 elde etmek için onu 10 ile çarpmalıyım. O halde 2'yi de 10 ile çarparsam neyi elde ederim? Biliyorum ki 100 elde etmek için onu 10 ile çarpmalıyım. O halde 2'yi de aynı sayıyla çarpmalıyım ki buradaki sayıyı elde edeyim. Peki o sayı kaçtır? 2 çarpı 10, 20. Yani sorumuzun yanıtı %20'ymiş. 10 liralık maliyet fiyatında 2 lira kar ediyorsam, 100 liralık maliyet fiyatında 20 lira kar ederim. Bir diğer ifadeyle kar yüzdem %20'dir. Fark ettiyseniz yeni bir şey öğrenmediniz aslında. Bu soruya kesirli ifade sorusu olarak da bakabiliriz. Bu soruyu şöyle de sorabilirdiniz. 10 lirada 2 lira kar ediyorsanız 100 lirada kaç lira kar edersiniz? Alın size kesirli ifade sorusu. Bize verilen 3 değer var ve dördüncüyü bulmamız isteniyor. Bunu bulmanın pek çok yolu vardır. Bunlardan birini az önce kullandık. Ne yapmıştık? 100 elde etmek için onu 10, 10 ile çarpmalıyız. Bu iki kesir birbirine eşitse 2'yi de 10 ile çarpmamız gerekir. Çarptığımızda 20 20 elde ederiz ve kesrimiz de 20 bölü 100 olur. Yapmamız gereken temel şey şu, bu kesri paydası 100 olan bu kesre dönüştürmek. Fark ettiyseniz bunu yapmak için herhangi bir formülde kullanmadık. Öğrencilerin zihninde daima şöyle düşünceler, şöyle ön yargılar olur. Kar ve zarar sorularında mutlaka formül kullanmak gerekir. Basit faiz sorularında da formül kullanmak gerekir. İndirim sorularında da formül kullanmak gerekir. Dikkatli bakarsanız bu sorular aslında aynı türde sorulardır ve formül falan gerekmez. Gelin bir soru daha çözelim. Bu kez e, maliyet fiyatı 1000 lira olsun. Evet epey değerli bir şey almışız demek ki. Satış fiyatı da 1050 lira olsun. Evet burada karımız ne kadardır? Karımız 50 liradır değil mi? 1050 eksi 1000 yani 50 lira. Az önceki satış işlemininkinden daha büyük bir kar. Orada 2 lira kar etmiştik. Peki gelin şimdi de kar yüzdesini hesaplayalım. Hesaplayabilmek için bilmemiz gereken her şeyi biliyoruz. Şimdi lütfen videoyu durdurup yanıtı kendi başınıza bulun. Peki, biz de çözmeye devam edelim. İçimden hemen şöyle düşünüyorum. Maliyet fiyatı 1000 lira, kârda 50 lira. Bana kâr yüzdesi sorulduğunda maliyet fiyatı 100 lira olsaydı ne kadar kâr edeceğimi bulmam. Evet, bu yeterli olurdu. Yanıt kâr yüzdesini verecek. 1000 lira da 50 lira kâr ettim. 100 lira da kaç lira kâr ederim? 1000'den 100'ü elde etmek için bini. 10'a bölmeliyim değil mi? Bir diğer deyişle 1000'i 1 bölü 10 ile çarpmalıyım. 1000 bölü 10 100 eder. Eşitliği sağlamak için yukarıdaki ifadeyi de 1 bölü 10 ile çarpmalıyım. Peki burası neye eşit olur? 50 çarpı 1 bölü 10 eşittir 5 yani %5. Bu satış işleminin kar yüzdesi %5'miş. Bir kez daha tekrarlıyorum. Biz aslında bir kesir sorusu çözdük. 50 bölü 1000 eşittir. Aradığımız sayı bölü 100. Kar bölü maliyet fiyatı eşittir. Herhangi bir sayı bölü 100. Herhangi bir sayı dediğimiz sayı da kar yüzdesi. İşte bu kadar basit. Kar yüzdesini nasıl bulduk? 1000'i 10'a böldüğümüz için bir diğer de işte 1 bölü 10 ile çarptığımız için 50'yi de 1 bölü 10 ile çarptık.